Bunları bilmek lazım. Şimdi İmam Cüveyn ne buyurmuş? Buyurmuş ki men itme enne bu Allah-u Teala'nın tevhidi hakkında çok önemli bir beyandır yani. Men kim ki itme enne e, yatıştı. E, yani e, yakini bir e, fikir elde etti. Ederek efendim ulaştı. kime ulaştı? Ilah mevcudin bir var. Var olan bir şey mevcut. Biz de mevcutuz. Allah Teala da mevcut. Ama şimdi Allah Teala'nın mevcut diyetini bizim mevcudiyetimiz mi? Allah Teala'nın varlığı kendinden. Onun için kimse onu yok edemez. Hem ezeli hem ebedi. Ama bizim varlığımız mevcutuz ama kendimizden değil. Kendimizden olmadığı için Mevla Teala istediği vakit öldürecek, istediği vakit diriltecek. Zaten evvelimizde yok. Ezeli değiliz. Ondan dolayı işte efendim 61 sene evvel ben yoktum mesela. Herkesin de böyle bir başı var, başlangıcı var. Onun için kim Allahu Teala hakkında yani Allahu Teala mevcut mudur? Mevcuttur. Vücut sıfatına sahiptir. Vücut var olmak demektir. O sıfat e, zati sıfatlarındandır. Zatına ait sıfatlarındandır. E, bu sıfatın sahibidir. Şimdi sen Allahu Teala e, hakkında bana ne anlatabilirsin? E ne anlatabilirim ben sana allah Teala'nın zatı hakkında, öz zatı hakkında, külü hakkında bir şey e, konuşamam. Çünkü şekli yok, misli yok, misali yok, şeriki yok, naziri yok, benzeri yok. Ama ne anlatabilirim? İsimlerini anlatabilirim, sıfatlarını anlatabilirim. O isim ve sıfatlardan yola çıkarak Mevla Teala'nın yüceliğini e, anlatabilirim, anlayabilirsiniz. Ben Kendi ilmin kaderiyle Herkes de diğer alimler de ona göre bir noktaya gelir dururlar. Çünkü zat tara şeyine gelince orada ilerleyemezsin. zat pakşmaniye de bir şekil olmadığı için. Onun için men kim ki diyor ne? yatıştı, sakinleşti. Yani şunu demek istiyor. Yakinen karar verdim bu budur hesabı yaptı yani. Kime? E efendim e, meylederek. İlahi mevcudun bir var, var olan bir zata. Var olan bir zat. allah Teala hakkında mesela. Ama intaha nihayet buldu, vardı, durdu. ilahi o mevcuda, o zata ulaştı yani. Ne ulaştı? Fikruhu onun fikri ulaştı. Fikri ne demek? Düşüncesi ulaştı. Zihninde ne yaptı? Bir şey onun hakkında yerleşti. Beyninde bir şey yerleşti. Ve onun Allah olduğunu iddia ediyorsa, ediyorsa ben beynimde bir şablon diyelim mesela bir şey oluşturdum. Buna göre Allahu Teala'nın nasıl bir şey olduğu benim fikrimin ulaştığı bir şey. Yani ben onu düşünüp onu bulabildim yani ha. Diyorsa bu adam el üstüne olamaz. Bu adam Müslüman da olamaz. Fe ve bu adam kim olur? Müşebbihün. Müşebbih olur. Müşebbih ne demek? Allahü Teala'yı onun yarattığı mahlukatından bir şeye benzeten. Çünkü senin fikrin, fikir düşünmek demektir. Fikir Arapça bir kelimedir. Senin fikrinin beyinde nesi var? Haznesi var. Hizanesi var. O ne demek? Beyinde odacıklar var biliyorsunuz. Et parçası gibi görünüyor ama işte şurası hafıza yani ezbere gücüne dairlik ediyor. O ora bozulursa ne oluyor? Adam hiçbir şey ezberleyemiyor, aklında tutamıyor mesela. Ee, bir, bir yer var düşünce ee, oradan yönetiliyor efendim. Bir yer var vehim hayal gücü hayal haznesi. Ne demek hazne? Çok i̇şte mahzen gibi onun depolandığı yer. E, depolandığı, yer? Zaten beyin dediğin şu kadar yumruk kadar bile değil. E onun da içinde ne? bu etin, derinin, yağın içinde böyle yerler yapmış kurban olduğun. Peki senin, o yumruk kadar bile olmayan küçücük beyninin, o da beynin tamamı olmayan, onun küçük bir bölgesinde bulunan fikretme, düşünme e, kabiliyetinin e, odak noktasında sığan ve orada planlanan kurulan, kaldırılan, böyledir diye karar verilip mutmein olunan, yani bu budur diye karar verebildiysen, anla ki Allah o değil. Celle Celal. Sen o düşündüğün şey değil. Çünkü neden? E, o nasıl senin fikir hazinenin içerisinde sığsın? Sen onu düşünebilirsin. Peki sen kimsin? Sen mahluksun. Yaratılmışsın. Sen kimsin? Muhtessin. Sonradan yaratılmışsın. Allah-u Teala'yı halik yaratan. E sonradan yaratılan bir şey. Yaratanı fikrinde nasıl bir şeye sınıra koyabilir? Olacak iş midir? E Neleyse ki misli şey diyor. Allah'ın misli yok diyor Kur'an. Misli benzeri demek. E Senin e, fikrinde canlandıysa bir şey, düşüncenin eee efendim e, merkezine yerleşebildiyse ya sınırlandı demektir. Dolayısıyla senin fikrin Örneğini görmediği hiçbir şeyi nasıl uyduracak, nasıl kuracak, kaldıracak? Mutlaka örneğini gördüğü bir şeylerden çal, çalacak. Ya kıyas yapacak veya teşbih yapacak veya benzetme yapacak yani. E o zaman da ne oldun sen? müşebbi oldun da. Daha ne olacaktı? Ee, onun için... Ama burada tabii itme enne, kelimeye dikkat edelim. Ee, kim mutmeyin olursa diyor bu kararda mutmain olursa niye, niye diyor? Vesveseden ihtiraz etmek için. Yani bir insanın aklına, kalbine, hayaline, vehmine, fikrine, neresine gelirse gelsin bir vesvese kabilinden allah Teala şuna benziyor mu, acaba şöyle midir, böyle midir gibi bir şey, vesvese. Bu el er sünnetten adamı çıkartmaz. Dinde de çıkartmaz. El er sünnetten çıkartmaz. Günaha da sokmaz. Çünkü de Kalbe gelen geçen şeyler insanın iradesini ihtiyarında değildir. Gayri ihtiyari bir şey geliyor. Vesvese, yani vesvese zaten şeytan veriyor. Lezi vesvisu fi sudurin nas diyor. Buyuruyor Kur'an. insanların göğüslerine kalplerin içerisine giriyor. Vesvese veriyor buyuruyor Mevla. E şeytanın verdiği vesvese e, tatbikat sahasına bundan bir şey çıkarılmadıktan sonra veya ağızdan bir kelime, kelam sarf sonra bir şey konuşulmadıktan sonra anladım sen. Ee, ne olmaz? Ee, mesuliyet mucib, mesuliyeti mucib olmaz. Ancak ağzından çıkarırsan, konuşma bakımından veya elinle bir şeyinle icraata sokarsan bir şeyi, aklına geleni o vakit günah, günahsa günah, sevapsa sevap. Bu itibarla e, vesvese değil de mutmain olursa, ne demek mutmain olursa? Kesin karar veriyor ki Allah buna benziyor. Veyahut Allah Celle Celaluhu şöyledir. Benim fikrimde oluştu bu şey. Allah Teala'nın portresi oluştu. Haşa, haşa, haşa. Bu müşebbidir. Anladın mı sen? Ee, şimdi tabii Vehhabiler buradan güme gidiyor. Selefi Vehhabiler. Bun, buradan e, itikatları sakata gidiyor. E, i̇man tehlikesine giriyorlar. Yani biz tabii müşahhas olarak falan kişi kafirdir demiyoruz ama kade kaide olarak, prensip olarak diyoruz ki e şu şekilde yani teşbih yapan. Mesela ne demek teşbih yapan? Ya e Allah yarattıklarına böyle benzetiyorsun. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki e, alel arş. Kur'an'da da geçiyor. Çok ayetler var. Sümme alel arş. rahmanu alel arş de var. Araf da var. Taha da var. E, efendim diğer bir daha birkaç ayet de daha var. E, bu efendim arşa oturdu diyor. Haşa. E sen oturdu dersen oturmak kimin sıfatlarındandır? Sonradan yaratılanlar. E, arş yokken allah Teala neredeydi? Arşı sonradan yarattı. Sonradan yarattığına niye muhtaç olsun otursun? Arş yokken neredeydi? E o zaman e, bu ne oluyor? Senin benim gibi oturan kalkan mahlukata e, yüce zatı Pakistani peşbir ve benzetme oluyor. Bu adamı el çıkar, dinden bile çıkar. İşte Allah göktedir diyor olabiliyorsunuz. Vehhabilerin baş itikadına Allah göktedir haşa. Nasıl olacak gökte? Vesâ kürsî yüse ve velâd. Yani atel kürsî de mi bilmiyorsun ya? Köye hocayım diyorsun, şuyum diyorsun, buyum diyorsun. Mekke'de, Medine'de imam olmuşlar. Bir şeyden haberleri yok. Sorsan Allah göktedir diyor. Peki Allah'ın bir kürsüsü var diyor. O kürsü gökleri yerleri kuşattı diyor. Atel kürsü de söylüyor. E kürsü kuşatırsa Hani arş da kürsünün üstünde onu da kuşatmış ama hadi arşın onu kuşattığına der diyelim ki ayet okuyamadık. Tabi hadis-i şeriflerde mesela deli kuvvetli de hani herkesin bildiği noktadan gidelim ve hasmı tamamen iskat edelim. Susturalım. Kürsü gökleri yerleri kaplamış. E kürsü kimi? Kürsü Allah'ın kürsüsü. E sen diyorsun ki Allah gökleri. E peki göklerin üstünde ne var diyor Allah? Kürsü hepsini kaplamış diyor. E ne oldu Allah kürsünün altında mı kaldı? Tövbe estağfurullah. Böyle cahil adamlarla uğraşıyoruz yani. Bir de hoca diye çıkmışlar ortalığa. Onun için bunlar müşebbih oluyor mesela. Çünkü kesin karar veriyor. E neye göre kesin karar veriyorsun? Efendim Allah gökte dedi. Haşa. Veyahut arşa oturdu dedi. Haşa. E ne oluyor bu sefer? Allah iniyor haşa. Nasıl iniyor? E var hadiste. E var. Yenzilü. Rabbuna Rabbimiz nüzül eder. Oraya iniyor diye Türkçe mana veremezsin. Nüzül, nüzülün tamam e nüzül. Manası ne? Emri iner, rahmeti iner, feyzi iner, tecellisi iner. Ne zaman işte seher vaktinde dua edenler, istifa edenlere, istifar edenlere özel bir hani muamelesi var ya. Herkes uyumuş onlar kalkmış ibadet yapıyorlar diye. E tamam. Mevla niye insin? O adama feiz yağdıracaksa, tecelli vuracaksa inmekten çıkmaktan münezzeh Rabbimiz. inmek çıkmak intikal li yansıtır. İntikal ne demek? Bir yerden bir de geçiş demek. Kalktı oradan oturdu buraya. indi oradan çıktı. Şu, geldi buraya. Veyahut da kalktı buradan hareket etti çıktı oraya. Bunlar olur mu? Bunlar sonradan yaratılanlara mahsus sıfatlar. Leyse gelmişti şey. Allah'ın mesleği yok buyuruyor sen bunu bulunan Nasıl kıyas edeceksin? Onun için senin fikrin bir şeye, vesveseyi konuşmuyoruz. Bir şey geldi geçti ondan mesul diyeceksin. Ama ben kesin karar verdim. Neye karar verdin? Bu hususta mutmain oldum. Yani mutmain oldum. Türkçe'de de kullanılıyor. Kalbim e, yani e, burada kanaat getirdi. Hani ha kanaat getirdi. Esasen sakinleşmek, yatışmak anlamına geliyor. Niye kan kanaat getirdi? Veyahut da fikrin niye kanaat getirdi? İşte efendim Allah şöyledir, böyledir. Bir şekil veriyorsun veyahut da bir. Dur orada şimdi. Sen oldun müşebbi. Niye Allah'a yarattıklarına benzetti? Çünkü senin kafanda, fikrinde sabit olan bir şey ee, Allah Teala'nın zatının e, kününe varamaz. Çünkü senin aklını o kavrayamaz. Sen yaratılmışsın. Senin aklın nasıl olacak?